Civcivimizde bir kıç çıkması problemi var. Kümesistan. Kümesistan kanalımızdan hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizi takip edebilirsiniz. Sevgili Kümesistan dostları, gördüğünüz gibi civcivimizde bir kıç çıkması problemi var. Evet, sanırım yem kaynaklı. Yem değişikliğinden de olabilir. Hayvanımız sanırım kabız olmuş ve çişini yapacağım derken kıç çıkması olmuş. Evet arkadaşlar, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tedavisi basit. Arkadaşlar, teramisin, krem veya antibiyotikli herhangi bir pomat olabilir. Hayvanımızın kıçına sürüyoruz. Elimizle biraz yediriyoruz. Evet. Hayvanda bir normalde bir problem yok. Bu rahatsızlıktan hayvan ölmez. Ama yaşam kalitesi düşer. O yüzden hayvanımıza bunu sürdükten sonra, kremi sürdükten sonra, bu kremi tabi sabah akşam sürüyoruz arkadaşlar. Bugün fark ettim ben. Sularına da supramezatin çok az, yani bunlar civciv olduğu için fazla yüksek doz katmayacağız. Supramezatin katıyoruz 1-2 gün. Evet, gördüğünüz gibi sularına az miktarda supramezatin şurup kattım. Bazı hayvanlarda da yine eser var. Bakın bunda da var. En azından kıçları çıkmadan sorun düzelebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sorunun yem kaynaklı olduğunu düşündüğüm için civcivlerin önüne birazcık kum koydum. Kum sindirimlerini kolaylaştırır. Böylece kıt çıkması vakalarıyla karşılaşmayız diye umuyorum arkadaşlar. İşte hayvanlar da zaten kuma hemen hücum ettiler. Gördüğünüz gibi. Demek ki kum eksikliği varmış hayvanlarda. Bu yemde de kum yok. Evet, sade yem. Antibiyotikli pomadımızdan sürdük Kuracin isimli hayvanımıza. İnşallah iyi gelecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi civcivimizin
poposu düzeldi. Evet, içine girdi popo. Şöyle göstereyim size. Daha yakından. Evet, poposu düzeldi. Evet, bu tedavide arkadaşlar kullandığım ilaçlar bunlar. Bu antibiyotikli sprey ve bu merhem. Bu insan için olan bir merhem arkadaşlar. Bu merhemi hayvanın poposuna sürüyoruz. Hafif enjektörün ucuna çektirip hafiften poposuna birazcık sokup enjektörün içine basıyoruz ama çok az. Abartmadan, hayvanın canını acıtmadan, ağır ağır. Ve sonuç tam 5-6 gün oldu. 6 günde düzeldi arkadaşlar. Sabırla sabah akşam tedaviyi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere elimden gelen tecrübelerimi bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakın gayet sağlıklı. Biz bugün de ekstradan bir tane, bir kere daha kremden, şeyden, spreyden sıkacağız. Sprey sıktığım yerler nasıl belli? Gel, gel, tamam. Evet. Sevgili küme sistem dostları, tedavim de aynı zamanda kum, gördüğünüz gibi kum yiyor hasta hayvanımız burada. Kum ve vitamin, neoteramisin, supramezitan. İlk 2 gün supramezitan, sonraki 2 gün neoteramisin, sonraki gün ADK vitamini ve en son günde probiyotik desteği yaptım hayvanlarımıza. Diğerlerinde de bir sorun olursa gibilerinden, ama gördüğünüz gibi kumu da mutlaka koyun arkadaşlar. Bu inşaat kumu, elenmiş inşaat kumlar oluyor ya, taşsız inşaat kumu. Mutlaka böyle bu şekilde civciv besliyorsanız kafeste, mutlaka ayrıyeten yemeleri için böyle inşaat kumu koyun arkadaşlar. Evet, benim uyguladığım tedavi ve besleme yöntemim bu şekilde arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, hayvanlarımıza, civcivlerimize kafeste besliyoruz. Malum yemlerinde kum var ama biz yine de her ihtimale karşı birazcık daha hayvanlarımıza destek amaçlı kum koyalım arkadaşlar. Şunlara. Maşallah. Wyandotlar, Bresseler, köylüler, Blue'lar. Hepsinden var arkadaşlar. Gördüğünüz bir Bresse horozumuz arkadaşlar. Horoz adayı. Wyandotte horoz adayımız. Maşallah maşallah. Maşallah.
Evet sevgili küme sistem dostlarımız, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular hakkında videoma yorum atarak sorularınızı bana iletebilirsiniz. Mutlu kalın, hayvan sevgisiyle kalın, hoşça kalın. Kümesistan.